şu an bir simülasyonun içinde olmadığınızı ispatlayabilir misiniz? Dokunduğunuz, gördüğünüz ya da duyduğunuz herhangi bir şeyin gerçekliğinden nasıl emin olabiliyorsunuz? Hatta tüm bunlar bir kenara. Kendi varlığımızın, kendi bilincimizin gerçekliğinin ne kadar farkındayız? Veya tüm bunların ardındaki gerçekliğin farkına varmak mümkün mü? Ve mümkünse bunu başarmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? İşte bugün bu 3 soruya 1899 dizisine de bolca atıfta bulunarak yanıtlar arayacağız. Simülasyon kavramı bir şeyin benzeri ya da taklidi anlamında kullanılır. Yani bir simülasyondan bahsetmek için her şeyden önce iki unsur gereklidir. Birincisi bir şeyin aslı, gerçeği. İkincisi ise onun taklidi. Bu taklitler de artık günümüzde bilgisayar ortamlarında genellikle eğitim, bilim ve oyun gibi alanlarda sıkça kullanılıyor. Ama aslında bu simülasyon düşüncesi dizideki repliklerde de yer verildiği üzere 2000 yıl öncesine Platon'un mağara alegorisine kadar gider. O hikayeyi daha önce Platon hakkında çekmiş olduğum videoda bahsetmiştim. Dilerseniz oradan dinleyebilirsiniz. Şimdi gerçekten simülasyonun içinde olma ihtimalimiz var mı? Bu soru üzerine biraz konuşalım. Öncelikle size simülasyonda olma ihtimalimizin olmama ihtimalimizden çok daha yüksek olduğunu savunan günümüz düşünürlerinin yürüttükleri mantığı basitçe aktarmaya çalışayım. Şöyle ki, bizlerin ilk bilgisayarları icat etmemizden bu yana sadece 50-60 yıllık bir süre geçti. Ve bu kadarlık bir zaman diliminde bile birçok nedenle simülasyonlar oluşturmaya başladık. Bunun yanında evrenin de ne kadar büyük olduğunu iyice farkına vardık. Dolayısıyla orada bir yerlerde bizler gibi başka zeki canlılar olma ihtimali de, hatta bizden daha zeki olma ihtimalleri de oldukça yüksek. Ve eğer zeki varlıklar bilgisayar icat edip simülasyonlar oluşturabiliyorlarsa, o halde bu durum evrende çok sıkça yaşanan bir durum olmalı. Şöyle düşünün, evrenin 14 milyar yıllık tarihinde bizim var olduğumuz süre çok kısa bir aralık. Ve bu kısacık aralıkta bile biz evrenin, dünyanın oluşum süreçlerini daha iyi anlamak için ya da sırf eğlence olsun diye çeşitli simülasyonlar yaratabiliyoruz. O halde simülasyon oluşturma fikri bizim aklımıza gelebiliyorsa muhtemelen bizden önce de başka birileri tarafından düşünülmüştür. Ve bu düşünce teknolojik olarak da mümkün hale geldiyse bunu yapmamaları yapmalarından çok daha düşük bir olasılık olur. Bu bahsettiğim durumu anlatan eğlenceli bir içerik izlemek isterseniz Rick and Morty dizisinin 2. sezonunun 6. bölümüne göz atabilirsiniz. Oradaki karakterlerden bilim adamı olan Rick, arabasına enerji sağlamak için bir evren yaratıyor. Onun yarattığı evrendeki bilim adamı da bambaşka sebeple başka bir evren yaratıyor. Onun yarattığı evrendeki bilim adamı başka bir evren yaratıyor. Öyle öyle kısır döngüye giriyor. Yani kısaca arkanıza yaslanın ve simülasyonun tadını çıkarın. Şaka bir yana bu konu hakkında ciddi araştırmalar yapılıyor ve mantıksal olarak simülasyonun içinde olma ihtimalimizin neredeyse %100 olduğunu savunan önemli düşünürler var. Ve hatta kuantum fiziğindeki bazı gariplikleri simülasyon teorisiyle çözmeye çalışan fizikçiler bile bulunuyor. Örneğin ünlü çift yarık deneyinde fotonların bizim tarafımızdan izlenildiğinde parçacık, izlenilmediğinde dalga hareketi sergiliyor olmalarını simülasyona dayandıran teorisyenler var. Bu konu oldukça karmaşık ve benim uzmanlık alanım değil. Ama kısaca temel çıkış noktaları şöyle. Hani bilgisayar oyunlarında oyun karakterleri ilerledikçe oyunu oluşturan görsel nesneler oluşur ya. Yani karakterin baktığı yer haricinde kalan ve aslında oyunun kodlarında bulunan görseller oyunda her zaman görünür halde olmazlar. Çünkü oyunun her bölümü aynı anda görünür ve çalışır olsa fazla işlemci gücü gereksiz yere harcanır. Sinemayı izlerken film şeridinin her karesini bir arada görememeye, kare kare perdeye yansıdıkça filmin o anki karesini görmeye de benzetebilirsiniz. İşte bu durum çift yarık deneyindeki perde için de geçerli olabilir. Yani içinde olduğumuz simülasyonun makinesinde filmin tamamı ya da oyunun tamamı potansiyel olarak duruyor. Ama bize sunulan sadece o an nereye baktığımız. Bu mantık fotonların izlendiğinde parçacık, izlenmediğinde dalga hareketiyle yarıktan geçerek perdede oluşturdukları farklı girişimleri açıklıyor. Çünkü fotonların dalga hareketi filmin rulo şeklinde döndüğü işlemcideki potansiyelleri ya da olasılıkları izah eder. Parçacık ise bizim baktığımızda oluşan sonuçlardır. Yani olasılığın
maddeleşen halidir. Aynı mantık Schrödinger'in kedisi için de geçerlidir. Schrödinger'in kedisi deneyinde, ki bu deney tamamen düşünce deneyi, deneye göre kutunun içinde bir kedi var. Ve bir de %50 ihtimalle çatlayacak olan içinde zehir konulmuş bir tüp var. Yani %50 ihtimalle tüp kırılıp kediyi zehirleyecek, %50 ihtimalle kırılmayacak ve kedi zehirlenmeyecek. Dolayısıyla yaşayacak. Soru ise şu, biz kutuyu açmadığımızda kedi ölü mü, yaşıyor mu? Burada kutunun dışında olduğumuz için bu bizim için bir ihtimaldir. Ancak kutunun içindeki kedi için iki ihtimalden yalnızca birisinin o anda gerçek olması gerekir. Aksi durum mantıksal olarak bizi paradoksa götürür. Çünkü kedi aynı anda hem yaşıyor hem ölü olmalı. Bu da bizim mantığımıza ters geliyor. İşte eğer bir simülasyonun içindeysek ve bu sistemin kodlaması bizim gerçekliğimizle olasılıkların kesiştiği anlarda bir şeylerin ortaya çıkması üzerine ise sorun ortadan kalkıyor. Biliyorum biraz kafa karıştırıcı bir konu. Bu konu hakkında Flu TV'de Erkcan Hoca'nın çok güzel videoları var. Oradan bakarsanız daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şunu da eklemeliyim hemen. Bunlar sadece bir kısım fizikçinin ya da felsefecinin sunduğu ya da savunduğu görüşler. Bunların saçma olduğunu düşünen bilim adamlarının da sayısı az değil. Dolayısıyla bu konuda şu an net bir fikir birliği yok. Ama zaten bilim de bu şekilde ilerliyor. Önce bir şeyleri hayal ediyoruz, sonra mantıksal olarak tutarlı teoriler üretiyoruz ve ardından deney ve gözlemle bunları sınıyoruz. Ben bu videoda yararlandığım kaynakları videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylı araştırma yapabilirsiniz. Şimdi mantıksal olarak simülasyonda olma olasılığımızın daha yüksek olduğunu kabul ettik diyelim. Peki bunu kanıtlamak mümkün mü? Yani bilimsel olarak bunları ispat edebilir miyiz? Ve daha önemlisi Matrix filmindeki gibi, Truman Show'daki gibi ya da 1899 dizisindeki gibi bu simülasyonun içinden çıkmak mümkün mü? Bu konuda biraz diziden ilerleyeceğim şimdi. Dizinin 8. bölümünde Mauro'nun babası insanların ikiye ayrıldığını, bir kısım insanların kaçma, bir kısım insanların ise arama güdüsüyle doğduğunu söylüyor. Bence öncelikle insanlık olarak bu soruya yanıt verebilmek için olabildiğince fazla sayıda insanın aramayı seçmesi gerekiyor ki bu konuda bilgi birikimimizi güçlendirelim. Aynı bir merceğin güneş ışınlarını bir noktada odaklayarak bir şeyi yakabilme gücünü ortaya koyduğu gibi bizim de insanlık olarak gerçekliğin peşinden koşmaya ve onu aramaya odaklanmamız gerekiyor ki bir noktada başarı sağlayabilirim. Yoksa bu gerçeklik arayışı sadece bir kısım insanların ilgilendiği bir dert olup diğer insanlar ise bu simülasyonun içindeki sanallığa kapılırsa aynı dizide olduğu gibi bizler de kısır döngüyü tekrarlar dururuz. Fark ettiyseniz dizide çoğu karakter olan bitenin ne olduğunu kavramaya çalışmak yerine geçmişlerinden kurtulmaya, zevklerini sürdürmeye, acılarını dindirmeye ve nihayetinde farklı hayallerle yeni bir ülkeye, yeni bir kıtaya gitmeye çabalıyorlar. Tamam, biz bu sorunu hallettik diyelim ve aramaya karar verdik. Peki ama gerçekliği aramaya nereden başlayacağız? Yani elimizdeki o merceği nereye odaklayacağız? Dizide bu soruya cevap olarak hatırlama kavramı veriliyor. Yani gerçeklik zihnimizin içinde bir yerde. Ancak onu unuttuğumuz için ya da doğru şekilde bakamadığımız için göremiyoruz. Bu bakış açısı da bir yönüyle Sokrates'e dayanıyor. Şöyle ki Sokrates gerçek bilginin doğuştan içimizde var olduğunu ve ancak onun hatırlama yoluyla ortaya çıkarabileceğini savunur. Bunun için de sürekli zaten karşısına çıkan insanlara sorular sorar. Yani ondan aslında bilgiyi doğurtma yöntemiyle ortaya çıkarmaya çalışır. Bunun da en net örneği Menon diyaloglarında vardır. Çünkü orada okuma yazma bile bilmeyen bir köleye sadece sorular sorarak bir geometri problemini çözdürür. Açıkçası ben burada da dizinin Sokrates'ten yararlandığını düşünüyorum. Tabi dizide bu hatırlama kavramı kapsamında psikolojik olarak da bir sürü gönderme var. Mesela psikanalitik yöntemden de yararlanılmış. Psikanaliz özellikle Freud ile geliştirilmeye başlanan İnsanların bilinçaltındaki bilgilerini ortaya çıkararak onları kaçtıkları duygularından ya da travmalarından kurtarmaya çalışan psikolojik bir akım ve dizideki karakterlerin her birinin geçmişlerinde kurtulmak istedikleri travmaları var. Bunları da her bölümde farklı karakterlerin geçmişine giderek öğreniyoruz. Dolayısıyla dizide hem felsefi
hem psikolojik bir arayış bir arada işlenmiş. Dizide verilmek istenen mesaj da simülasyon içinden çıkabilmek için öncelikle kendi içimizdeki travmalarımızla hesaplaşmamız gerektiği. Dizinin bir yerinde yine mağaranın babası insanların Platon'un mağarasındaki gibi gölgelere baktıkları, başlarını başka hiçbir yere çeviremediklerini, bunun da sebebinin duygularının esiri olmalarına bağlıyor. Buradan yola çıkarak aslında insanın kendi içindeki çeşitli korkularından, acılarından ya da travmalarından kaçınmak için çeşitli simülasyonlar yani gerçek dışı durumlar yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü insanın içinde bir yerde bu örüntüler insanın gerçekliğe karşı uygun tepkiler vermelerini engelliyorlar. Örneğin uçağa binme korkusunu ele alalım. İstatistiksel olarak uçak yolculuğu en güvenilir yolculuktur. Ancak uçak fobisi olan insanlar geçmişte oluşan bir takım bilinçaltındaki örüntüler nedeniyle uçağa binmekten korkarlar. Aslında bu korkunun meşru herhangi bir karşılığı yoktur. Yine de siz bunu fobisi olan birine söylerseniz o korkmaya devam edecektir. Çünkü artık hatırlayamadığı çok eski bir travması nedeniyle içinde oluşan simülasyon benzeri o örüntü ona bindiği uçağın düşeceği korkusunu çok gerçekçi bir şekilde sürekli yaşatmaktadır. Yani işin özü evrenin simülasyon olup olmadığıyla ilgilenmeden önce kendi içimizdeki, kendi zihnimizdeki örüntüleri iyi kavramamız gerekiyor. Zaten bu nedenle mağaraya işi sürekli hatırla, hatırla, hatırla diye yalvarıyor. Ancak mağaranın hatırlaması gereken şey onun için büyük bir travma sebebi. Çünkü çocuğu öleceği için bu simülasyonu kocasıyla beraber geliştirmişler. Yani simülasyonu kendisinin kodladığını hatırlamasıyla beraber çocuğunun öldüğünü ya da ölecek olduğunu hatırlayacağı için büyük bir acı yaşayacak. İşte o yüzden gerçeği hatırlayamıyor. Ancak ironiktir ki mağaranın simülasyondaki karakterinin de travması çocuğunu kaybetmiş olması. Yani simülasyon onu bu acıdan kurtarmıyor. Aksine o acının içine hapsediyor. Dizi aslında böyle çok fazla detay barındırıyor. Ancak ben videoyu uzatmamak için içimizdeki simülasyon benzeri bu örüntülerden kurtulduktan sonra ne yapabilirize geçmek istiyorum. Ben bu noktada Sokrates gibi gerçeklik arayışının kendi zihnimizde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir simülasyonun içindeysek ve bunun ardında bir gerçeklik varsa bizde o gerçeklikten bir parça vardır. Ve o parçayı keşfedersek çok büyük bir adım atarız. Demek istediğimi daha net anlatmak için kendi yazdığım Uyanış isimli kitapta da yer verdiğim tamamen bana ait bir düşünce deneyiyle bu videoyu bitiriyorum. Yalnızca kadınlardan oluşan bir ada hayal edin. Şimdi bu kadınlar o adada doğmuşlar ve büyümüşler. Dolayısıyla dışarıyla ilgili hiçbir bilgileri yok. Ve bir gün dışarıdan birileri geliyor ve bir kadını alıyorlar. Ona tıbbi müdahale yaparak ve tabii bir erkeğin spermini kullanarak gebe kalmasını sağlıyorlar. Ancak ne gebe kalan kadın ne de adadaki diğer kadınlar hiçbir şeyin farkına varmıyorlar. Kimse duruma uyanmadan da kadını aldıkları yere bırakıyorlar. Gel zaman git zaman kadının karnı şişmeye başlıyor tabii. Elbette adada sayısız hurafe, düşünce, efsane gelişiyor. Bu anlattığım örnek size bir şeyler anımsattı mı? Her neyse kadın bir gün doğuruyor. Tabii adada herkes ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığı için şaşırıyor. Doğan çocuğun da kız çocuğu olduğunu düşünelim. Başka birisiyle cinsellik yaşayarak nasıl oluştuğunu çözemesin. Soruya geliyorum şimdi. Adada doğan kız çocuğu adadaki diğer insanlara ve kendisine bakarak varlığının diğer bir kaynağı olan babasının varlığına ya da varlık kazanmasının nasıl bir etkileşimle mümkün olduğuna ulaşabilir mi? Evrenin büyük patlama ile oluştuğunu, büyük patlama ile genişleyerek yıldızların ve görebildiğimiz her şeyin oluştuğunu düşünürsek, yani görebildiğimiz tüm varlıklar hiçlik dediğimiz bir noktadan var olma durumuna yaşadığımız evrende ya da adada olmayan başka bir şeyle etkileşim kurma yoluyla ortaya çıktı. Dolayısıyla varlığımızın diğer kaynağı ki Aristoteles'in varlık anlayışının dört neden ilkesinin bir tanesidir, fail nedeni, bizim algılayamadığımız ve genellikle tanrı olarak kabul ettiğimiz bir güç ya da her ne şekilde düşünmek isterseniz o şey. Ancak benim bu düşünce deneyiyle vurgulamak istediğim var olmamızın bu evrende yani adada görülmeyen bir sebebi varsa mantıksal olarak bizde ondan bir parça olmalı. Aynı adada doğan kız çocuğunun DNA'sında babasının DNA'sının olması gibi. İşte bu parçanın da Sokrates gibi akılcı felsefeciler gibi ben insanın zihninde olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki simülasyonu ister teorik olarak
ister pratik olarak oluşturan yanımız aklımız ve aklımızdaki rasyonel ve hayal gücü kaynaklı birçok unsur. Gelecekte bakalım neler olacak? Belki Metaverse gibi sanallaşma düşünceleri bizi gerçeklikten iyice koparacak. Belki de orada ulaşacak yeni gerçeklikler bizi asıl gerçekliğe daha da yakınlaştıracaklar. Sonuçta dediğim gibi gerçek olarak baktığımız maddesel dünyanın da çok da maddesel bir altyapısı kalmadı. Gelecekte bakış açımızı ters yüz etmemiz gerekebilir. Zihin beden ayrımına ilişkin çekeceğim videoda buna daha çok yer vermeyi düşünüyorum. Kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu Einstein'in şu sözüyle bitiriyorum. Hayal gücü bilimden daha önemlidir. Çünkü bilim sınırlıdır. Hayal gücü ise tüm dünyayı kapsar. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazla insana ulaşıp simülasyon düşüncesiyle başka insanların da zihinlerinin zehirlenmesini ya da karışmasını istiyorsanız beğenip bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar simülasyonun tadını çıkarın. Hoşçakalın.